Galatasaray'ı lider Trabzonspor, ligin sonundaki Çaykur Rizespor'u ağırlayarak açacak. Geçen sezon lig liderinin lig sonuncusuyla oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını, son sıradaki takımların kazandığı gibi ilginç bir notumuz var. Ancak bu karşılaşmaların 3'ü de lig sonuncusunun sahasında oynanmıştı. Temel istatistiklerle başlayacak olursak, Trabzonspor'un rakip ceza sahasında topla buluşma dışındaki kalemlerde de puan tablosunda olduğu gibi yukarılarda olduğunu görüyoruz. Ligin en çok gol atan, en çok şut ve isabetli şut çeken takımı Trabzonspor. Yediği gol ve topla oynamada ise ikinciler. Çaykur Rizespor da Trabzonspor gibi puan tablosundaki yeriyle istatistikleri arasında paralellik sergiliyor. En az gol atan ikinci takım olan Çaykur Rizespor, en çok gol yiyen takım. Toplu oynamada ve isabetli pas sayılarında sondan dördüncü olan Çaykur Rizespor, ligin en az şut çeken ve en az isabetli şut çeken takımı. İstatistiklerin önemsiz olduğunu düşünenleri buradan selamlıyorum. Defansif aksiyonlarda Trabzonspor'un gerilerde olmasını daha önce söylediğimiz gibi topa çok hükmediyor ve savunma aksiyonu yapmak zorunda az kalıyor olmasına dayandırabiliriz. Çaykur Rizespor'un ise daha çok savunma yapmak zorunda kalmasına rağmen top kapma ve sahipsiz top kazanma kategorilerinde orta sıraların altında kalması düşündürücü. Oyun karakterleri açısından Trabzonspor pas seven oyunuyla beklendiği gibi hem 10 pas üstü dizi sayısında hem de bunu hücum aksiyonuna çevirme konusunda ligin lideri. Burada ilginç olan Trabzonspor'un direkt hücumda da ligin en iyi ikinci takımı olması. Çaykur Rizespor ise bu istatistiklerde de yine ligin orta sıralarında. 10 pas üstü dizisi ve deste hücum konusuna bir parantez açalım. Ligde bu ikisini yüksek sayıda yapan 3 takım var. Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Vavakars Fatih Karagümrük. Bu 3 takım bu sayılarda diğerlerinden ciddi şekilde ayrılıyor. Öyle ki 10 pas üstü dizide 3. olan Karagümrük'ün 143 dizisi, onların ardından 4. olan Beşiktaş'ın sayısının 1,5 katı. Bu 3 takım topu rakibe değdirmeden saha içinde gezdirme konusunda ligin gerisine göre çok daha kararlılar. Trabzonspor, Çaykur Rizespor eşleşmesine geri dönelim. Trabzonspor'un ligdeki liderliği gol beklentisi sayılarına yansımıyor. Penaltısız gol sayısında 3. olsalar da penaltısız gol beklentisinde ligin orta sırasındalar. Beklentiyi aşma konusunda ise 4. sıradalar. Bunun bu karşılaşmada Trabzonspor'a sorun yaratması olasılığını değerlendirmek için rakibinin sayılarına baktığımızda ise Çaykur Rizespor'un durumunun pek de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Ligin en az şut çeken takımı olmanın doğal bir sonucu olarak penaltısız gol beklentisinde de sonuncu bir Çaykur Rizespor var. Penaltısız gol beklentisi zaten düşükken bunun bir de yaklaşık 3 gol altında kalmış olmaları da bunda bir şanssızlık faktörünün de etkisi olabileceğini söylüyor. Trabzonspor, onu ligin şut lideri olan 143 şutuyla topladığı 14,5 XG'den 16 gol buldu. Ancak bunlardan biri de kendi kalesine atıldığı için görselde 15 golü var. Şutlarının da gol beklentisi ortalaması normal kabul edebileceğimiz 0,1. Trabzonspor'un XG haritasından Çaykur Rizespor'un haritasına geçince görülen tenhalaşma, Rize'nin şut denemiyor oluşundan. Neredeyse Trabzonspor'un yarısı kadar şutu olan Rize temsilcisinin 3 tane ceza sahası dışı golünün yanında 6 pas içinden çok iri 2 yuvarlakla attığı golü var. Şutlarının ortalama XG değeri ise genel ortalamaya uygun. Yani şutlarının ortalama kalitesi kötü olmayan Rize'nin belki de esas gereksinimi şut sayısını arttırmaktır. Trabzonspor ve goller demişken de Bakasetas'a bir parantez açalım. Takımın penaltılarını da kullanan Bakasetas, penaltı dahil baktığımızda 4,2 XG'den bulduğu 7 golle beklentinin yaklaşık 3 gol üzerinde atmış durumda ve şutlarının ortalama XG'si de 0,14. Bu da oldukça iyi bir ortalama. Penaltıları çıkardığımızda da attığı 4 golü sadece 1,9 XG'den atmış olması sıra dışı bir hücum performansı. Ancak burada şutlarının ortalama XG'sinin 0,07'ye düştüğünü görüyoruz. Bu da ceza sahası dışı şut sayısının
içeriden çektiklerinden fazla olmasından kaynaklanıyor.